Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sorulan soruyu DM üzerinden de soruluyor. Amına koyayım, bıktım. Onu cevaplayacağım. ENB nasıl yapılır? Gençler, şimdi bu sitenin linkini size vereceğim aşağıya. Şöyle birinci kısma da getireyim. Buradan bir tane ENB beğeniyorsunuz. İşte Sage varmış burada, bakalım. Böyle bir bakıyorsunuz işte. Hoşunuza giderse eğer. Yani bakalım mı böyle. Arabalar da gayet güzel duruyor. Eğer hoşunuza giderse geliyorsunuz. Buradan download yapıyorsunuz. Start download diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüklendi. Ek olarak bir de temiz bir dosyanız olması lazım. Şunu şöyle şuraya ayıktırayım. Heh. Temiz bir GTA San Andreas dosyanız olması lazım. Bunun gibi. Böyle mod falan olmaması lazım. Ki zaten modlar, ENB'niz varsa modların çoğu çalışmıyor. Cross falan çalışmıyor. ENB şey içindir. Sosyal rol içindir. Hani böyle çatışma için değildir. Ki bunun kapatma kısa yolları da var. Onları da göstereceğim. Şöyle geliyorsun ENB'ye. Gördüğünüz gibi burada iki tane seçenek var ki ne yazıyor mesela? Bu şey düşük PC'ler için yazıyor burada. Aynen. Bu da yani normal yüksek PC'ler için. Ki benimki birazcık yüksek. Böyle hepsini seçiyorsunuz buradan. Temiz dosyanızı atıyorsunuz. Evdeki dosyaları değiştir diyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada hepsi geldi. Buraya bir yenile atıyoruz. Tamamdır. Ondan sonra gençler gidip META dosyanızı da sileceksiniz. ENB yüklerken. Çünkü temiz bir dosyaya yüklediğiniz için tekrardan o dosyayı seçip yüklemeniz lazım. Girişte. Şimdi buradan kaldıralım META San Andreas dosyasını. Buradan download diyorsunuz. Evet, kaydet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi indirildi. Şöyle açıyorsunuz. Okey, Türkçe. Buradan devam ediyorsunuz sürekli dosya seçme kısmına kadar. Kabul ediyorum. İleri. Sonra burada ne diyor size? İşte meta sanatları sosyasını nereye kuralım? Var olana kuralım. Özel seçmenize gerek yok ki seçmek istiyorsunuz. Özel deyip nereye koymak istiyorsanız orayı seçin. Ben var olan diyeceğim. İleri diyeceğim. Şimdi buradan da GTA San Andreas klasörünü seçeceksiniz. Yani masa üstündeki bu temiz GTA San Andreas ENB'ye attığımız klasörü seçip tamamı tıklıyorsunuz. Kura basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada o dosyalar falan hepsini kuruyor. Sonra şunu kaldırıp bitir diyorsunuz. Ondan sonra nereye gelmiş metamız? Buraya. Tıklıyorsunuz çift. Burada bir size işte sorun var diyor. Buna her girişinizde hayır tıklayacaksınız. Bunun sizin bir daha karşınıza çıkmaması için buradaki ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz. İngilizcem çok kötü. Şimdi Arapça konuşurum amına koyayım. Bu ikinci seçenek. Donut'la başlayan. Donut ya da amına koyayım. META San Andreas oynaya basıyorsunuz sonra. Bu ENB kurulumunda size açılması uzun sürecek. Normalde mesela ENB siz nasıl açılıyorsa hızlı işte 5-10 saniyede açılıyorsa burada bir 2-3 katı yavaş açılacak. Sebebi ise ENB. ENB'miz çok güzel bir şekilde arabaları da görüyorsunuz. Şimdi farkı da şöyle göstereyim. Shift F12. Shift'e basılı tutup F12'ye basarsanız aç kapat yapabilirsiniz. Sonra mesela F1'e basalım, şöyle imlecimiz gelsin. Roleplay sunucusundayken M tuşuna basıp imleciniz gelir. Öyle Shift Enter'a basın. Ayarlama yaparken yoksa şöyle olur, bakın gördüğünüz gibi. Şöyle arabaya falan biner. Ben F1'e basacağım mesela. Gördüğünüz gibi Enter'a basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bu işte sizi kanser etmemesi için öyle yaparsınız. Ek olarak ESC'ye basıp ayarlara gelip gelişmiş. Şurada geliştirici ayarları var. Onu grafik yapmanız lazım. Çünkü ENB'de bazı şeyler bozuluyor, arabalar. Şimdi Shift Enter'a bastık, F1'e bastık. Şurada mesela benim efekti şöyle göstereyim hemen size. Ben şunu açıyorum. Bunu gündüzleri değil de geceleri, bazen çok nadir bunu hiç kullanmıyorum. Diğer hepsini açık bırakıyorum ben. Mesela ne var? Gamma falan var. Gördüğünüz gibi etraf çok karanlık. Bunun ayarını ben kendim yaptım. Şöyle ayarlarımın hepsini size göstereceğim. Siz de yapabilirsiniz. Bunu böyle kullanıyorum. Sonra burada
Nerede? Vejde. Mesela burada bu Vejde olayını bu ENB'de farklıymış. Burada ben çok karışmayacağım bir şeylere. Bunları siz girip işte ayarlayabilirsiniz. Nasıl bir şey görüntüsü? Bakalım hemen. Şöyle geldik arabanın yanına. Neredeymiş? Bak şimdi reflection diyor. Şöyle açıyoruz, kapatıyoruz. Böyle değişikliklere bakacaksınız. Hoşunuza gidenleri ayarlayacaksınız. İşte gece nasıl gözüksün şeyleri, reflectionları. Böyle işte gündüz nasıl gözüksün gibi gibi gibi. Ben size şunu göstereceğim. Diğerlerini siz kendi kafanızdan yapabilirsiniz. Şunu kapatalım. Lighting var burada gördüğünüz gibi. Onu açıyoruz. Şöyle bunu ayarlıyoruz kendimize göre. Ondan sonra şunu fulluyoruz beyler. Sebebi şu. Bakın. Gerçekçiliğe bir bakın. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Şimdi bakın. De şimdi. Bu renkle alakalı büyük ihtimal. Tam ben de bilmiyorum. Şuna bakabilirsiniz. Renk açıyor bu da bayağı. Eğer karanlık kullanmak istiyorsanız şöyle fulleyebilirsiniz ki rengi solduruyor. Farkı da zaten ilk başta gösterdim. Gördüğünüz gibi. Ki bunu şeyde roleplay sunucusuna girip arabaların modlu olduğu yerlere girip daha güzel detaylı görebilirsiniz. Şimdi şu şey de çok hoşuma gidiyor benim gördüğünüz gibi böyle. Gördüğünüz gibi o aydınlığı ayarlamanızı istediğim sebebi şu. Böyle çok karanlık oluyor bazı yerler. Şöyle denizin olduğu bir yere gidelim bir dakika. Evet, denizin olduğu bir yere geldik beyler. Gördüğünüz gibi deniz böyle. Shift Enter'a bastım, Waiter dedim. Mesela ne yapabilirim? Karanlık oluyor böyle işte gördüğünüz gibi. Böyle de aydınlatabiliyorsunuz. Şöyle. Ben şöyle yapacağım. Deniz böyle daha güzel duruyor. Saturti'de. Turtiti'de. Oğlum niye ben böyle Arapça konuşuyorum şu İngilizceyi. Evet beyler, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, Allah'a emanetsiniz. Eğer yapamadığınız veya bir sorun çıkartırsa bana yorumlar üzerinden ulaşabilirsiniz. 7/24 aktif destek olarak bakacağım size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.